Spordayım'dan herkese merhabalar. Bu haftaki konuğum kadın futbolunun önemli isimlerinden Necmiye Çakır Neneoğlu. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Necmiye Çakır Neneoğlu. Şu anda beden eğitimi öğretmenliği yapmaktayım. Aynı zamanda teknik sorumluyum. İkinci kulüplerinden isim verebiliyorum herhalde. Tabii ki verebilirsiniz. Soğanlı kadın takımının teknik sorumlusu yapmaktayım. Aynı zamanda Bursa Kadın Spor Kulübü'nde de altyapı çalışmalarına devam etmekteyiz. Eski Bursa Spor kadın takımında oynadım. Türk milli takımı kadın takımında oynadım. Aynı zamanda bu takımların kaptanlığını yaptım. Uzun yıllar ara verdikten sonra projeler güzel olduğu için, güzel hedefleri olan bir takımdan teklif geldiği için Bursa'da tekrardan antrenörlük yapmaya, teknik direktörlük yapmaya başladım. Hocam spor yaşantın nasıl başladı? Spor yaşantım önce atletizmle başladı. 5. sınıf gibi yani 10 yaşında falan atletizmle başladım. Uzun yıllar atletizm yaptım. Üniversiteye girdikten sonra Bursa Spor kadın takımı kurulmuş. Kurulunca seçmek için önce üniversiteye geldiler. Orada da handbol dersindeki bir hocamız işte bak seçmeler yapılıyor gidip bir katılır mısın dedi arka bahçede. Oraya gittik futbol sahası vardı arka bahçede. Toprak sahaydı o zamanlar. Orada böyle bir 10 dakika oynattılar. Bir 10 dakika daha oynattılar. Sonra yanlarına çağırıp işte daha önce nerede oynadım falan sordular. Daha önce hiçbir yerde oynamadığımı Bursa Spor'da gelip antrenmanlara çıkar mısın dediler. Ben de bu şekilde başladım. Bursa Spor'da başladım. Peki futbola nasıl karar verdin? Yani neden futbol? Çocukluğumda mahallede zaten arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Her sporcunun gibi, her futbolcunun gibi benim de mahallede başladı. Futbol oynuyorduk. Hatta şu anda o dönemlerde futbol oynayıp da futbolda devam edip profesyonel olarak futbol oynayan bir tek ben varım. Erkek arkadaşlarımın hepsi farklı yerlerde, farklı görevlerdeler şu anda. Atletizmle başlamıştım. Ancak mahallede futbol oynaya. Futbolda çok biliyorsunuz Türk insanının doğasında vardır. Yolda giderken yolda bir kutu gördüğünde kutuyu eliyle alıp da çöpe atmaz. Direkt ayağıyla vurur. Bu da genetikte de var herhalde. Sevdiğim için de futbolla devam ettim. Bu biraz da şans oldu. Hocam futbol oynamaya karar verdin. Bunun belli bir zorluklar olması lazım. Çünkü Türkiye'deyiz. Kadın futbolu çok da bilinmeyen o dönemlerde bir spor. Bunun bir zorluklarını yaşadınız mı? Ne tarz zorluklar yaşadınız? İlk önce gören insanlar kadınlar futbol oynar mı? Her zaman dedikleri gibi genelde kadınlar futbol oynar mı deyip bir merakla böyle izliyorlar. Sonra gerçekten kadınlar da bunları yapabilir diyen birçok insan gördüm. Zorluk tabii ki zorlukları var. Yani en azından erkeklerin almış olduğu kadar maddi zorlukları var. Erkeklerin almış olduğu maddiyatlar kadınlarda yok tabii ki. Tabii fedakarlık yapmak gerekiyor. Çünkü kadınlar biraz daha evcimen olmak zorunda. Herhangi bir zorluğu aslında yok. Biraz da sakatlıklar mesela kadınların fiziki yapısından dolayı kas kütlelerinden kaynaklanan sakatlıkların biraz fazla olması var. Zorlukları bu. Onun haricinde futbol aynı sahalarda oynanıyor, aynı sürelerde oynanıyor, aynı kurallarda oynanıyor ve mevkiler de aynı. Aynı özelliklerdeki sporcular aynı şekilde devam ediyor futbolda. O zaman bence bana göre pek bir zorluğu yok. Direkt bağlantılı olarak sorayım. Tamam. Kariyeriniz boyunca sakatlık yaşadınız mı? Sakatlık, bir milli takımda bir sakatlık yaşadım. 2-3 gün Romanya milli takımıyla Türkiye'nin oynamış olduğu bir maçta dizimde bir esneme oldu. Ancak 2-3 gün sonra küçük bir tedaviyle tekrardan maç oynamak zorunda kaldım. Bir de Bursa Spor'da oynarken ayak bileğimde bir dönme oldu. Çok ciddi böyle ameliyatlar geçirecek kadar sertlikte olan bir, kötü olan bir sakatlık geçirmedim çok şükür. Sporcuların ortak noktası aile desteği çok önemlidir. Siz bir kadın olarak futbol oynamaya karar verdiniz. Aileniz buna nasıl baktı, nasıl tepki verdi? Benim ailem, çocukluğumda da çok hareketli bir çocuk olduğum için spora iyi bakan, güzel bakan bir aile. Aynı zamanda ailecek sporcuyuz. Kız kardeşim de Bursa Spor'da futbol oynadı. Benimle birlikte futbol oynadı. Benden 10 yaş küçük olmasına rağmen sporcu bir ailenin çocuğuyum. Daha önce teyzelerim, dayılarım basketbol, futbol, atletizm yapan bir aileden geliyorum. Ayrıca annem ve babam beni çok daha fazla destekledi. Futbol konusunda daha destek oldu. Her maçıma geliyorlardı. Bütün kadın sporcular adına size soruyorum. Ne tür zorluklar yaşıyorsunuz sahada, sağ dışında? Hani işte kadın futbol oynar mı sorusu çok olur. Bu tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz? Tabii
karşılaşılıyor ama bu oynayanla da ilgili, oynanan takımlarla da ilgili, gelen seyirci potansiyeliyle ilgili. Mesela Bursa camiası futbola, spora çok destek veren, seyircisiyle, kulüpleriyle, oyuncularıyla çok böyle potansiyeli yüksek olan bir yer olduğu için çok aşırı derecede böyle bir yanlış değerlendirme olmadı. Aksine daha çok destek oluyorlardı. Mesela Altay Bursa Spor kadın takımı, Altay Bursa Spor erkek takımından önceki maçta Atatürk Stadı'nda maç oynadığımızı biliyorum. Ve tribünlerin full çaktığını biliyorum. Kadınların sahada olması erkek seyircilerin ve insanların biraz daha olaya güzel bakmasını da sağladı aslında. Peki şöyle bağlantılı olarak şunu sormak istiyorum. Taraftar tepkilerini hepimiz biliyoruz. Daha çok argo sözler, işte bir takım kötü tezahüratlar oluyor. Kadın futbolunda sizi izleyenler, hani sağdakiler kadın, arkadaşlar biraz da dikkat edelim diyorlar mı yoksa aynı devam ediyor mu? Diyorlar ama erkek futbolunda gibi. Olduğu gibi. Yine küfürler, bazen argo kelimeler oluyor. Ama en azından biraz daha acaba mı diyorlar. Biraz daha böyle bir tık daha frene basmış oluyorlar. Fakat oluyor yani. Her spordan da olduğu gibi kadın futbolunda da oluyor. Hocam kadın futbolunda kurallar erkek futboluna göre aynı ama süre açısından sanki bir değişiklik aynı, yok, var. Yok süreler de aynı. Süreler 40 dakika diye ben biliyorum ama. 45. Kadın 45 futbolda dakika, 45. Evet. Normal liglerde evet. Bizim de 45 dakika. İlk sahaya çıktığın maçı hatırlıyor musun hocam? Evet. Bursa Atatürk Stadı'nda. Yine Bursa Spor adına. Dostluk Spor'la bir maça çıkmıştık. Çok da güzel bir maç olmuştu. Zaten karşıdaki takım da Dostluk Spor olduğu için Bursa Spor'la olunca çok dostluk çerçevesinde çok güzel bir maç olmuştu. Hani daha çok gösteri maçı gibi ama profesyonelce bir maç olmuştu. Çok da güzel olmuştu. Herhangi bir sakatlık olmadı, kötü söz olmadı. Oyun çok güzeldi, alkış çok iyiydi, tezahüratlar çok iyiydi. Gayet güzel bir maçtı. Siz mevki olarak hangi bölgede oynuyordunuz? Ben orta sahanın ortası oynuyorum. Beyin diyorlar galiba ona. Orta sahanın ortası oynuyorum. Tarzınız daha çok kime benziyor? Kendinizi erkeklerde de kıyaslayabilirsiniz. Kime benzetiyorsunuz? Şimdi erkeklerde Bursa, yani Türkiye çapında Oğuz Çetin vardı orta biliyoruz. Sahada oynayan. Çok evet, büyük, Oğuz çok Çetin büyük. Çok büyük, evet. Ona benzetiyorlar. Sağ kanatta milli takımda bir dönem sağ açık oynamıştım. Orada da Fenerbahçeli İlker vardı. Hatta bu maçtan sonra Adapazarı'nda bir milli maç oynamıştık. Ondan sonra gazetelerde şöyle bir şey yazmıştı. İşte kızlarımızdan bir tanesi vardı, Bursa sporlu Necmiye. İşte Fenerbahçeli İlker'i aratmayan özelliklerde bir maç çıkardı diye. Onda da ona benzetiyorlar. Program süresince ara ara Bursa Spor ismi geçti ama şimdi net olarak konuşalım. Bursa Spor'da oynuyorsun. O süreci anlatır mısın? Şimdi Bursa Spor çok büyük bir camia. Teklif nasıl geldi? Güzel bir kulüp. Üniversitede daha önce kurulmuş, üniversiteye bir seçmeye gelmişler. Bir tık daha böyle yaşlar büyük olsun diye liseli kızlardan kurulmuş bir takım. Çok hemen, çok çabuk gelişti zaten. Bir ay olmuş Bursa Spor takımı kurulalı. Oraya birkaç tane arkadaşımız gidip biz Bursa Spor kadın takımı kurmak istiyoruz demişler. Bunu kurunca da ne yapalım? İşte üniversiteye gidelim. Uludağ Üniversitesi mezunuyum bu arada. Beden eğitimi öğretmenliği. Oradan seçmeye geldiler. Bakmışlar iyi. Sporcu. Oradan zaten 5-6 arkadaşlık. Üniversitede okuyup Bursa Spor kadın takımında oynayan. Daha sonra bir milli takım, Türkiye'de bir milli takım kurulmaya başladı. O dönemde de ilk giden millilerden, Bursa'da ilk milli takıma giden A milli olarak görev yapan da bir tek ben varım. Şu anda da hala inşallah benim takımdan gelecekler bundan sonra. Şimdi çok mütevazi bir şekilde anlatıyorsun ama Bursa Spor'da bir kaptanlık evet. Var. Ve daha sonra milli takımın vazgeçilmez ismi ve milli takımın evet, kaptanı milli takımda kaptan. Oluyorsun. Biraz da o süreçten bahsedelim. Evet. Milli takımına teklif geldi. Neler hissettiniz? Şimdi ilk aday kadro açıklandı Türkiye'de. Bursa'dan bir tek yine ben gittim. O ilk kadroda biraz zorlandım işin açıkçası. Çünkü tüm Türkiye'den gelinmiş 50 kişi arasından ilk 20'ye girmek biraz zor. İkinci açıklandığında 20'ye girdim. Tabii ilk 20'den ilk 11'e girmek daha zor. Onda da ilk 11'e girememiştim. Fakat bir hazırlık maçında sonradan oyuna girdim. Girer girmez de bir daha formayı kaptırmadım. Bursa Spor'da da benden önce kaptan başlayan benden yaşça büyük ablalarım vardı. Onlar tabii kaptanlıktı. Ama daha sonra onlar 1-2 ay içinde futbolu bırakınca ya da uygun gördüler büyük bir ihtimalle. Takımda
ablalık da yaptım. Benden büyük sporcularım da vardı. Onlara da kardeşlik yaptım. Ama takımda bir toparlayıcı, bir liderlik özelliğinden kaynaklanan bir kaptanlığı da uygun gördüler. Bana verdiler. Ben de güzel bir şekilde yıllarca devam ettirdim. Necmiye Çakır Neneoğlu sağ içerisinde nasıl? Yani agresif mi, sakin mi? Ya da işte kaptansınız, bir sürü işte arkadaşlarınız sizin yönetmeniz gerekiyor. Hakemlerle siz muhatap oluyorsunuz. Bu süreçte sahada nasıl bir duruşunuz vardı? Şimdi agresif ve sinirli bir sporcu değilim. Yapım aslında normalde öyle. Ama sahaya girdiğim zaman, şu yeşil sahaya girdiğim zaman her şeyi unutan, neşeli. Futbol biliyorsunuz biraz da böyle zeka ve sürekli düşünmeye bağlı. Bir varyasyon düşünüyorsun sürekli. Yani 3-5 hareketi aynı anda düşünebiliyorsun. O yüzden çok sinirli yapıya sahip değilim. Takımı toparlayıcı, kaptan olmamdan dolayı da biraz daha böyle takıma moral veren, enerjisi yüksek, tamamen ben enerjiye dayalı bir futbol oynuyorum. Arkadaşlarımın da enerjisini düşürmemek için elimden geleni yapıyorum. Yaptım da. Hakemlerle aranız nasıldı? Hakemlerle de iyiydi. Çünkü hakemlerle çok böyle ben itiraz etmeyi seven bir sporcu yapım yok. Hakemler de doğru karar verdiği sürece zaten sıkıntı çıkmıyordu. Ben en güzel cevabı futbolu oyunla cevap veriyordum. Oynadığım oyunla cevap veriyordum. Yani öyle itiraz etmeler, bağırma, çağırma, kavgaya karışmışlığım yoktur. Oynadığın dönemlerde sahaya çıkarken bir uğurun ya da ettiğin bir dua var mıydı? Sessiz kalmak, maçı yaşamak, maç sahanın içine girene kadar yaşamak. Hani şimdi mesela sporcular girip yere çimenlere elliyorlar. Hı hı. Öyle bir şey yok. Yalnız kramponlar benim çok önemliydi. Onların bakımını çok iyi yapardım. İşte boyası, içine kullandığım malzemeler falan, onlar herhangi bir uğurum yoktu. Sadece maçı o ana kadar yaşarım. Sessiz, sakin bir sporcuydum. Peki futbolculuk kariyerinde, spor yaşantında pişmanlıkların oldu mu? Futbolu çok erken bıraktım. Bırakmasaydım, yani ben Bursa dışına gitmek istemediğim için, ailem Bursalı. O dönem okulum bitti, öğretmenliğim Bursa'da başladı. Şehir dışında futbolun zor olduğunu düşündüğüm için, hatta yurt dışından da bir teklif gelmişti. Almanya'da bir takımda futbol oynamam istenmişti. Hem öğretmenliğim oradaki Türk ailelerine, Türk çocukların olmuş olduğu bir okulda öğretmenlik yapıp futbol oynayabilirsin demişti. Ama ben biraz daha aileye bağlı, gelenek göreneklerine bağlı bir sporcuydum. Şimdi diyorum acaba gitse miydim? Çok pişman olmadım ama İstanbul'a, yani Türkiye'de, İstanbul'da ya da herhangi bir başka bir ilde oynayabilirmişim. Çok erken bıraktım çünkü futbolu. En güzel çağında futbol, Bursa Spor'da kaptanlık, milli takımda kaptanlık. Sonrasında her şeyden elini ayağını çekmek gibi bir pişmanlığım hafif bir var. Anladığım yani, kadarıyla bir Bursa Spor tutkusu var ve o sizin duygularınızın önüne geçmiş. Yani İstanbul ya da yurt dışını Bursa Spor uğruna gitmemişsiniz. Evet, ve kendinizi biraz da feda etmişsiniz. Yani feda demeyelim, ona da yani onun gibi bir şey diyelim. Mütevazisiniz bu arada, yani feda etmektir bu. Bence bu ya feda ederim. Yine feda mesela etmektir. Yine Bursa Spor olsun, yine ederim. Hı-hı. Ama şu anda düşünce yapısı olarak Soğanlı Kadın Takımı ve Bursa Kadın Gücü olarak biz kadın takımı olarak kurduk. Orada da aynı şekilde hayallerim var. Hayallerimin uğrunda devam ediyorum. Ve hayallerim öyle çok küçük hayaller değil, hep büyüktür. Futbolcuyken de çok büyük hayaller kurdum. Milli takım zaten hep hayalimdi. Hı-hı. Çocukluğumda da mahallede, mesela ben bunu hep ana olarak anlatırım. Beyaz tişörtlere çimenlerden çizgi yapardım. Bursa Spor'da oynayacağım diye. Daha o zaman Bursa Spor'da kadın takımı falan yok. Yıllar sonra arkadaşlarım da gülerdi bana. Ailemden de hep fırça yerdim. Tişörtleri kirletiyorsun, çimen lekesi çıkmıyor biliyorsunuz. Evet. Bu arada kiremitlerden de böyle ay yıldız falan yapardık sol göğsümüze. Milli takımda da hayalim daha o zaman çocukluğumda vardı. Yıllar sonra bu hayalim Bursa Spor'la gerçek oldu. Milli takımda gerçek oldu. Teknik direktörlük de şu andaki takımımla gerçek oldu. Futbolu bıraktınız ve şu an antrenörlük yapıyorsunuz ve baktığınızda sahadayken mi daha rahat, dışarıdayken mi daha rahatsınız? Sahada daha rahat. Futbol oynamak çok daha güzel. Kenardan izleyip de bazı şeyleri yapamamak, düşünmek çok daha zor. Çünkü futbolda top sende içeride. Dışarıda hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun. O da agresif oluyor insan. Senin oynadığın zamanla şu anki zaman arasında bir kıyas yaparsan ne gibi farklılıklar var? Şimdi şu dönemde kadın sporcular çok şanslı. Bir kere saha bakımından bakın gayet güzel az sahalarda. Az önce de konuştuk, ben evet. Zemine bayıldım. Yani böyle bir zemin yok yani.
harika. Şimdi çok iyi. Benim oynadığım dönemlerde toprak sahada antrenman yapıyorduk. Çim sahada, çamurlarda oynuyorduk. Şimdi sporcular çok şanslı. İmkanlar çok iyi. Soyunma odaları harika. Sıcak sular her zaman akıyor. İşte atıyorum malzemeler, toplar güzel. Kramponlar, envai çeşit krampon var. Milli takıma giderken krampon bulmakta çok zorlanmıştım. Seferber olmuştuk. Şu anda her marka, her kalitede çok güzel teçhizatlar var. Formalar harika. Toplar desen, malzemeler bir kere süper. Ancak o dönemde sporcu azlığından mı diyorum, daha sağlam sporcular vardı. Şimdi bazen kimse alınmasın üzerine, buradan yanlış cümleler de kurmak istemiyorum. Hı-hı. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ama bu kadar imkan varken sporcuları sahaya toplamakta bazen zorlanıyoruz. Yani sudan bahanelerle, biz Uludağ Üniversitesi'nde okurken biliyorsunuz Görükle'de Vakıfköy'e antrenmana giderdik. Kaç araç aktararak, kaç gece vakti koşturarak, okuldan çıkarak koşarak gidiyorduk. Ki sporun içinden gelip tekrar gidiyorduk futbol oynamaya. Ama şimdi sporcuları böyle güzel imkanları varken toplamak biraz zor oluyor. Onlar da biraz gençlik herhalde. Şimdi Z kuşağı tarzında başladık ya, Z kuşağı evet. gibi. O kuşaklardan kaynaklı bir şey. Peki Necmiye Çakır Neneoğlu nasıl bir antrenör? Nasıl bir teknik direktör? Şimdi bu soruyu aslında sporculara sormak lazım. Onlara da ilerleyen zaman programlarda soracağım. Şimdi onlar adına konuşursam gülmeyen, sinirli, kuralcı, her şeyin zamanda olmasını isteyen ama hırslı, sporculuğumda da vardı bu hırsın. Antrenörlüğümde de var. Fakat bence biraz daha sakin bir antrenörüm. Şimdi böyle ben diyor. Çok şöyle, yani ne istiyorsunuz, onlar size ne veriyor? Yani sağ içi ve sağ dışı. Mesela şunu diyor musunuz? İşte kızım gitme, işte şurada eğlenme, kahve içme, erken uyu gibi tavsiyeleriniz oluyor mu? Özellikle maç günleri. Ve onlar da hani bunu dinliyorlar mı? Ya da işte yeni nesil dedik ya Z kuşağı. Aman hocam ne olacak ki, boş verin biz zaten oynarız tarzı mı oluyor? Aynen, şimdi ben istediğim kadar her şeyi söyleyeyim. Ben futbol çok önemli. Ertesi gün maçım varsa kendime bir hafta önceden maçı yaşamaya, maça konsantre olmaya başlardım. Daha böyle sakin bir yapıda olurdum. Şimdi çocukların biraz özel hayatına, kızların biraz özel hayatına karışıyorum galiba. İşte gezmelerine, tozmalarına, yemelerine, içmelerine de karışıyorum. Çünkü biliyorsunuz beslenme de çok etkili futbolda. Evet. Yapılan antrenmana karışıyorum. Ağırlık salonlarına gitmek isteyenlere biraz karışıyorum. Çünkü diyorum ki futbolu bazen Adele oynamıyor. Sizin aklınız oynuyor. Siz oynuyorsunuz. Tabii güç de oynuyor ama fazla yapıldığı zaman da bu zararlı oluyor. O yüzden karışan bir antrenörüm. Kızlar biraz o konuda saklıyorlar. Instagram'da paylaşılanları takip eden, evet. onlara bile karışan bir antrenörüm. Daha böyle eğlence, evet eğlence zamanı eğlence olmalı ama hep de hayat eğlence olmuyor. Çünkü biraz da böyle ciddiyetin olması gerekiyor futbolda başarının gelebilmesi için. Hocam eğer siz benim antrenör olsaydınız, teknik direktörüm olsaydınız engellerdim sizi Instagram'da. Zaten onlar da öyle yapıyor. Artık çoğuna serbest davransınlar diye, çok sıkmamak adına takipten çıkıyorum. Niye diyorlar? İşte yani rahat rahat paylaşım yapsınlar evet. diye. Çünkü biraz şeyimdir bu konularda, karışan bir antrenör. Hocam kadın futbolu gerektiği kadar ülkemizde veya dünyada değer buluyor mu? Yani hak ettiği değeri buluyor mu? Son zamanlarda Türkiye'de de bayağı değerlenmeye başladı. Çok takımlar kurulmaya başladı. Benim temennim bu takımların yarıda kapatılmadan uzun zaman devam etmesi. Türkiye adına bunu konuşuyorum. Çünkü Türkiye'de gelişmeye başladı. Son zamanlarda da çoğu insan tarafından biliniyor, takip ediliyor. Basın sayesinde, sizler sayesinde çok güzel reklamlar oluyor. O da insanların futbola bakış açısını biraz daha değiştiriyor. Kadın futbol oynar mı değildi. Kadınlar da futbol çok güzel oynuyormuş. Çok estetik duruyormuş deniyor. Bursa zaten kadın erkek ayırt etmeden Bursa'da spora çok önem veriliyor. Özellikle futbola. Yeşil beyaz. Sahalar da yeşil beyaz olduğu için. Bu şekilde bence gayet güzel şu anda futbol. Futbolu sevdiren bazı kadın futbolcular da var. Çok başarılı. İsmini şu an yanlış söyleyebilirim ama Brezilya milli takımında Marta vardı. Evet. Yanlış söylemiyorsam. Evet. Eğer sizin döneminizde bu kadar yani yayıncılık ön planda olsaydı, evet. Necmiye Çakır Neneoğlu
bir Marta gibi futbolu insanlara sevdirebilir miydi? Şimdi mütevazı dediniz ama yine böyle biraz şey olacağım. Mütevazı olmayın. Yani mütevazilik çok... Şimdi yine yazıyorum ama burada şu tesisle ileride bir tesis işletmecimiz var. Yıllar sonra ben o benim futbolumu seyretmiş Atatürk Stadı'nda. Ben burada kadın takımda antrenörlüğe başlayınca kızlara şey demişti ya hocam ben sizi seyretmiştim. Sizin frikiklerinizi biliyorum. Sizin oynadığınız oyunu biliyorum. Şu anda Bursa'da tek bilinen hemen hemen sporculardan bir tanesiyim futbolculardan. Altı parmak caddesinden heykele yürüdüğümde işte Bursa Spor'un kaptanı, Kaptan Necmiye deniyordu. Şu anda da hala bilindiğimi düşünüyorum. Yani yurt dışından daha çok biliniyorum diye düşünüyorum. Yok estağfurullah yani bunları söylemeniz gerekiyor. Evet. Birçok maç, işte antrenman, deplasman hep yeşil sahanın içerisindesiniz. Ailenize, kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Erkeklerde şöyle bir şey vardır ya, işlerinde çalışırsın ya da işte top futbol oynarsın, eve gidersin, ayaklarını uzatırsın, televizyonunu izlersin. Bu sizde ikinci bir iş olarak evde devam ediyor. Hepsini bir arada nasıl götürüyorsunuz? Şimdi benim birinci işim futbol, teknik direktörlük, antrenörlük, bir beden eğitim öğretmenliği var. İkinci işim evde ev hanımlığı. Mümkün olduğunca bir de oğlum var. Oğlum da sporcu. Sporcular sporcuların halinden anladığı için herkes kendi işini yapmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca bir şekilde idare ediyoruz. O da basketbol oynuyor. Herkes kendi işini yapıyor. Eşim de aynı şekilde kendi işini yapıyor. O da aynı zamanda futbol adamı. Eski futbolculardan. Birbirimizi de halinden anlıyoruz. Belki futbolcu olmasaydı, çocuğum da sporcu olmasaydı biraz zorluk çekerdik ama onlar bana yardımcı oluyorlar ve destek oluyorlar. Türkiye'de kadın futbolunun önemli ismisiniz. Ne kadar mütevazı olsanız da. Teşekkür ederim, sağ olun. Yeni nesile, öğrencilerinize, işte futbolcu arkadaşlara, kadın futbolculara tavsiyeleriniz neler olur? Yani neler yapması gerekiyor? Bir defa az önce sohbet ederken şey demiştiniz. İşte kadın futbolu, işte kadın futbolcular kadın gibi olmalı, erkek gibi olmamalı. Evet. Bunu da araya ikinci bir soru olarak sorayım. Şimdi sahalarda yapılan her güzel hareket estetik durduğu zaman çok güzel oluyor. Mesela bir çalımdır, bir ortadır, bir şuttur. Bunu yapan bir böyle saçı uzun, kadın kadın gibi olmalıdır dediğimde saçı uzun, işte böyle futbolu ama erkek gibi oynayan fakat görüntüde bir bayan olan sahaya çok güzellik katıyor. Ben buna inanıyorum. O yüzden de ben daha önce bir takımımı bir maç izlemeye götürdüm. Küçük kızlar vardı. Ya hocam abiler çıkıp neden ablalar? Abilerle ablalar neden oynuyor diyor. Yani bunun ayrımı olma. Evet kısa saçlı bayan da olabilir ama bence kadını kadın yapan saçıdır, görüntüsüdür, estetiğidir, naifliğidir. Ama futbolu zaten çok böyle erkekse oynamamalıyız. Ama erkekler kadar futbol oynamalıyız diye düşünüyorum. Hocam kadın futbolu, erkek futbolu. Aslında ikisinin de ortak noktası futbol. Kadın futbolu, erkek futbolu demesi de bilmiyorum yanlış mı? Ama kadınlarla erkekler aynı sahada olmalı mı, rakip olmalı mı birbirlerine? Böyle bir maç olsa, müsabaka olsa sizce kim kazanır? Şimdi Avrupa'da belirli bir yaşa kadar kızlarla erkekler birlikte antrenman yapıyorlar. Bu Türkiye'de de bu böyle. Mesela bir 10 yaşa kadar birlikte antrenman yapmakta hiçbir sıkıntı yok. Çünkü fiziksel özellikler taşıyor. Fakat yaş ilerledikçe erkeklerin gücüyle kadınların gücü farklılaşmaya başlıyor. Şimdi kadınlarla erkekler tabii ki maç yapabilir ama erkekler yenilirse çok ayıp olur. Yani fiziksel güç olarak erkekler üstün olduğu için yenerler diye düşünüyorum. Ama yapılan bazı maçlarda da kadınların yendiğini biliyoruz. Çünkü futbol güç işi aynı zamanda zeka işi. Toptan hızlı koşan kimse yoktur. Eğer kadınlar çabuk olup da topu gezdirirse erkekleri yenebilirler. Ama öyle bir iddiam yok yani kadının erkek bence aynı sahada. Eğlencesine maç yapabilir ama karma yapabilir. Ben fiziksel temasla da karşıyım çünkü gücümüz onlarla bir değil diye düşünüyorum. Kadın futbolunda en zor mevki hangisidir? Yani erkek futboluna nazaran söylüyorum. Güç ister dediniz ya. Evet. Hani işte hangi bölge bir kadını daha çok zorlar? Defans. Mesela ben defans mı? Bence ben mesela defans. Kalecileri biraz bu konuda zor biliyorum. Yani şimdi, atlaması, zıplaması bir erkeğe göre daha zor değil mi? Yani yorulma açısından, atlaması zorlaması evet, yorulma açısından en çok defans, sürekli bir savunma yapıyorsun çünkü. Hı hı. Gerçi günümüz futbolunda savunmanın artık oyuna giriyor, oyun kuruyor. Ancak bir insanı sürekli böyle savunmaya geçmek biraz daha zordur. Rahat oynamak, orta saha, santrafor daha rahat oynar.
hücuma yönelik. Kaleci de en arkada olduğu için bence top ona gelmeye başladıkça stresten dolayı biraz zordur. Kaleci olmayı hiç düşünmedim. Evet, kalecilik zordur. Ama bence defans, stoper oynamak bence çok zordur diye düşünüyorum. Hocam yıllarca kaptanlık yaptınız. Evet. Sağ içerisinde mutlaka bir kaptanınız var, takımın kaptanı. Ondan neler istiyorsunuz? Kaptan takıma enerjiyi veren, moral veren, bütün arkadaşlarına eşit davranan, hep birlikte grup halinde hareket etmeyi sağlayan, arada barışı sağlayan, hakemle diyaloğa geçen, hocayla bağlantıyı kuran bir insan. Benden bunları istiyorlardı. Eksiklerini kaptana söyleyen, kaptan da yönetime ya da hocalara ileten bir kişi olarak değerlendiriyorum. Bu soruyu sormasam çok üzülürüm. Hiç kırmızı kart gördünüz mü? Hayır. Oyuncularınızdan gören oldu mu? Ve çok. Olduğu zaman hani Yılmaz Rua tepkisi vardır ya. Sizin evet. Nasıl şimdi, tepki verirsiniz? Takım 10 kişi bırakıyor sonuçta. Hemen o durumda teknik direktörüm veya antrenörüm de aynı şeyi düşünür. Ben hep maça çıkmadan önce kırmızı kart yiyen olursa, kırmızı kart atılan olursa ne yaparız diye düşünürüm. İşte alan savunması, şu durum. Ben hemen çözümden yanayım. Hani böyle bir tepki, ya nasıl kırmızı kart görürsün gibi böyle bir... Zaten kırmızı kartı görmüş, almış gereken cezayı. Onun üzüntüsünü biraz hafifletmemiz gerekiyor. Olabilir, bu tarz şeyler olabilir. Yanlış kırmızı kart görmüş olabilir. Çünkü belirli süreden sonra beyne yavaş yavaş oksijen gitmiyor. Yapmak istediğin hareketi de yapamıyorsun. O da kırmızı kart görmene ya da kişiliğinde varsa bir agresiflik, o da kırmızı kart görmene neden olabiliyor. Sizin kariyerinizde en üzüldüğünüz ya da en çok sevindiğiniz maç oldu mu? Hatırlıyor musunuz o maçı? Şimdi üzüldüğüm bir maç kaybettiğimde oldu. Kaybettiğimde çok üzüldüğüm bir maç oldu. Son antrenmanda, ter antrenmanında İstanbul deplasmanına gideceğiz. O antrenmanda böyle sonlarda 10-15 dakikaya bir çift kale yapalım kendi aramızda dendiğinde. Ben böyle içeride böyle antrenmanlarda çok neşeli bir kişiyim, sporcuyum. Karşıdaki arkadaşım da öyleydi. Biz gülüşüyorduk, ediyorduk. Birden ortam gerildi. Tabii maçın gerginliğinden olsa gerek. Ben bir hareket yaptım. Bacak arası atma hareketi. Daha önce de uyarı almıştım antrenörümden. Böyle bir şey yapma, arkadaşlarımın morali bozuluyor diye. Orada biraz böyle şeylik olsun, eğlence olsun diye yapmıştım. Ama dozunu herhalde kaçırdım. Antrenman sonunda, zaten orada antrenman bitti. Ben ve diğer arkadaşım kenara alındı. Yılmaz Burul hocamız, Bursa Spor'da kendisi. Altyapı antrenörümüzdü bizim de. İkimizi de kadro dışı bıraktı. Biz o maçta yenildik. Ve İstanbul'a dahi gitmedik. Bununla çok üzülmüştüm. Onun haricinde sevindiğim maç, burada mesela biz lidere karşı maç kazandık Bursa'da. Sevindiğim maçlardan biri, yıllarca futbol oynayan takımlara karşı çok büyük böyle kafa tutmuş bir takımız. Bursa derbisi vardı. Sevindiğim en büyük olay da Derbi Pakart diye bir takım vardı Bursa'da. Onlar ikincilikten birinciye çıktılar. Min takımdan çok oyuncu aldılar. Yurt dışından yabancı oyuncu aldılar. Bursa derbisi, çok üzerimize bir baskı kurulmuştu. Biz o Bursa derbisini, karşı takımda arkadaşlarım vardı ama yenilmek tabii ki olmazdı. O maçı kazanmıştık. En sevindiğim maç da o. Beni en mutlu eden maç Bursa derbisini kazanmaktı. Peki spor dışında sağ içi, sağ dışı, antrenörlük, teknik direktörlük hepsini bir kenara bıraktık. Özel yaşantınızda Necmiye Çakır Neneoğlu nasıl birisidir? Yani, evde neler yapar? Yemek yapmayı mı sever? Gezmeyi mi sever? Evde olduğu süre içinde yine futbolun içinde mi kalır? Televizyon izlemeyi sever mi? Televizyon izlemeyi evet. Evde maçları ara ara bakıyorum. Vakit buldukça. Yemek yapmayı çok fazla sevmiyorum ama yapılması gerektiği kadar yapıyorum. En büyük keyfim televizyon izlerken kahvemi alıp evde dinlenmek. Çok fazla da böyle evde evcimen, hani evde oturmayı seven bir insan değilim. Sürekli aktif, enerji, sürekli bir şeyle uğraşan bir insanım. Ama dediğim gibi kahve içmeyi, televizyon seyretmeyi, böyle kanaldan kanalda gezmeyi seviyorum. Hocam programın sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Şimdi az önce tam böyle konuşuyorduk, orada yarım kaldı herhalde. Ben kızlarımıza şunu söylemek istiyorum. Futbol çok güzel bir spor. Bunun kadın erkeği yok. Futbol da bir spor sonuçta. Nasıl bir atletizm neyse, voleybol neyse, basketbol neyse, işte kadın futbol oynar mı denmesin. Kızlarımız da futbola gelsin. Spor yapsınlar. Yani ve kızlarda bazı şeyler fark edilmiyor. Diyorsun ki bu yapamaz diye düşünüyorsun.
2 ay sonra sürekli devam ettiklerinde çok güzel yerlere gelen çok güzel sporcularımız çıkıyor. Yani futbol bir spordur. Bütün kızlarımız da bu spora bekliyorum. Hocam çok keyifli ve içten sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Spor Dayım'ın bu haftaki konu Necmiye Çakır Neneoğlu'ydu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.